Türklüğün alameti. Başımızı kaldırınca göğü gördüğümüz otağımızda değilsek, etrafımızı saran dört duvarı göğün mavisiyle bezeriz böyle. Ne göğün mavisi eksik, ne de Selçuk'un yıldızı. Pek güzel olmuş. Alparslan belli ki Baspuraka'nın her köşesini böyle Selçuklu mührüyle bezeyecek. Hoş geldiniz. Hoş geldin oğul. Sen de hoş geldin oğul. Zaferin kutlu ola. Eyvallah baba. Buyur otur. Allah verdiği nimetleri kulunun üzerinde görmeyi sever Alparslan. Zafer de nimettendir oturduğun posta. Sahibi otursun da biz de bakıp gönenelim. Eyvallah. Nereden geldiğini bilirim. Söylediler. Hayır haber inşallah. Nedir Hasan Bey'in ahvali? Sıhhat yerinde şükür. Ama ne dediysem dönmeye razı edemedim. Kalpler göklü Allah'ın tasarrufunda değil mi oğul? O kalbini döndürecek ki dönsün. Şükür ki yerini biliriz. Şükür. Ali Teginoğlu Aslan Yusuf'un bunca vakittir sesi soluğu çıkmazken indi meydan okuması. Muhakkak bunun arkasında bir iş var. İstediğini alamayıp mağlup olunca onun fikrince iş tutanlara da ibret olur. Atacakları adımları ona göre hesap eder atarlar gayrı. Ula kimdi getirdi beyim? Bağdat'tan, sultanımızdan. Bu esirin hükmünü bildiren ferman. Bu ise sultanımızın hususi olarak size gönderdiği betik. Malumunuzdur ki cenkte esir ettiğiniz Arslan Yusuf Karahan soyundandır. Her ne kadar babası Ali Tegin gibi kendi hanedanına asi olsa da akıbeti için verilecek kararı Karahan Hakanı Tamgaç Han İbrahim ile istişare etmekte fayda gördüm. Arslan Yusuf'un ettiği bu olmaz işlerden ötürü af diledi. Onun başına buyruk hareketlerinin kendisini ve Karahanlı devletini müşkül hallere düşürdüğünü beyan edip özürler getirdi. Kendisiyle yaptığımız istişare neticesinde iki Müslüman devlet arasında uzun ömürlü bir sulh sağlamak için Arslan Yusuf'un canının bağışlanmasına ve bu sulhün pekiştirilmesi için hayırdır Asız? Okusana. Thank you.
Melik Alparslan ile Arslan Yusuf kızı Seferi Hatun'un evlenmesine hükmedilmiştir.